olayla nasıl mücadele ediyorsunuz? Etmeye çalışıyoruz. Abi nasıl mücadele ediyorsun? Yani etmeye çalışıyoruz, başka bir şey diyorsunuz. Evet. Şimdi devlet memuru olduğumuz için net bir şey konuşamıyoruz. Ya sağlığı ve zamlar sizi zorluyor mu? Haliyle. Nasıl yani? Her türlü. Maddi manevi her türlü zorluyor. Hadi ya. Eyvallah. Nerede? Çok zorluyor ama bu duruma getirenler düşünsün, ben düşünmüyorum. Nasıl tuzum yani? Kuru çünkü. Bu duruma getirenler, oy verenler düşünsün. Eyvallah. Bunu. Eyvallah. Kolay gelsin. Sağ ol. Peki. Tabii ki zorluyor. Elim bölmez. Yüzünüzü kapatıyor mesela. Nasıl halletmeye çalışıyorsunuz peki? Zorlanıyor musunuz? Tabii ki zorlanıyoruz. Tasarruf yapmaya çalışıyoruz. Başka diyeceğim bir şey yok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nereden takip edeceksiniz? Zorluyor mu hanımefendi? Zorluyor tabii ki. Herkes için çok zor. Nasıl baş edebiliyorsunuz? Şu an baş edebilecek durumda değil aslında çoğu insan için. Çok zor. Sıkıntılı yani. Bayağı bir sıkıntılı. İnşallah düzelir. Nedir beklentileriniz ileriki zamanlarda? Yani düzelme ihtimali var mı ekonominin? Düzelme ihtimali çok görünmüyor ne yazık ki. İnşallah düzelmesi için gerekli önlemler alınır. Bu şekilde giderse iyi görünmüyor yani sonu gerçekten. İnsanlar hayat mücadelesi veriyor, işte kolay değil. Yani bu kadar pahalılığı hiç kimse kaldıramaz. Çünkü bu şekilde emekli maaşlarını görüyorsunuz, zamları görüyorsunuz. Bu kaldırılabilecek düzeyde değil. Öyle, ne yazık ki. Rica ederim. Demiyoruz. Nasıl halletmeye çalışıyorsunuz? Nasıl aşıyorsunuz bu zorluğu? Yani babam sayesinde ben aşabiliyorum. Yeni mezun oldum sayılır. İş için şehir değiştirmem gerekiyor. İnsan kaynakları yönetimi mezunuyum. Nereye gideceksin? Büyük şehirlerde daha çok iş bulabilirim. Evet, evet, evet. Haha, yaşadığım yerde şirketler yok fakat ev kiraları çok fazla olduğu için işte kendi kendime yetebilir miyim bilmiyorum. Eyvallah. Düşünüyorum ha, babamdan destek alıp şehir değiştirmeyi düşünüyorum. Eyvallah. Hangi şehir ilk istediğin? Sakarya olabilir, Manisa olabilir, Balıkesir içerisinde olabilir merkez. Şu an bunları düşünüyorum. İzmir? İzmir de olabilir aslında ama önceliğim saydıklarım. Eyvallah. Başarılar diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Çok teşekkür. Çok çalışarak mücadele ediyoruz. Çalışan insana ekmek de var, para da var, huzur da var. Baş edebiliyor musun abi? Benim yaşım 22. Ben şu an iki işle uğraşıyorum. Bak tarladan geldim şu anda. Kazanamıyorum diyen, geçinemiyorum diyen yalan konuşur abi. Çalışmayana, yatana ekmek yok. Ben sezonda 500 milyar para kazandım bu yaşımda geçen sezon. Allah, ne yaptın abi? Biz hem çiftçiyiz hem pazarcıyız abicim. Tarım. Aynen. Yani bak ben bu yaşımda kazanıyorsam herkes kazanır. Ama herkesin senin kadar imkanları olmayabilir, o yüzden kazanamıyordun. Yok, yok. İmkanı insan kendi yaratır. Her şey hazır tabakta gelmez. Elbette, sen, tabii ki. Sen çalışıyorum dersen kazanırsın. Ama yatağına da ekmek yok, yattığım yerden ben yok. Ekmek gelsin, para gelsin, öyle bir şey yok. Tamam abi. Bir ücretle çalışıyorsun. Evet. Geçinmen için mecbur eşin de sende çalışması lazım. Ki sana yardımcı olsun, doğru mu? Alternatiflere bakacaksın. Mesela birikmiş bir param var değil mi? Onu değerlendireceksin. Yani bir şekil geçinmeye bakacaksın, hazıra bakmayacaksın. Çok özür dilerim. Askeri ücretle geçinen bir vatandaş birikim yapma şansı var mı bu ekonomik koşullarda? İki kişi olduğu zaman her türlü geçinir. Bak şu çocuk askeri ücretle geçiniyor. Zorla geçinir. Bir aileye bakıyor tek başına bak. 23 yaşında aileye bakıyor. Ya? Tek başına mısın abi? Evet abi. Tek başıma çalışıyorum. 6.000 lira. 6.000 lira. Geçimim çok güzel. Kaç para kazanıyorsun abi ayda? Bilmiyorum abi. Yani aileye 12-13 lira geliyor. Günlük 550 alıyorum. Pazarda çalışıyorum ben. Evet. Asgari ücret mesela fazlası ben 12-13 alıyorum. Öyle söylüyorum. Ben tek başıma koca bir aileye bakıyorum. Yani çalışsa ne olur abi? Ekmeği sen yutmadan yutabilir misin? Çiğnemeden böyle. Yutamazsın değil mi? Bu da öyle. Yani çok güzel abi bence sistem. Zamlarda da gelirsen, evet, zamlarda gelirsen abi durduğu yerde bir şey değerleniyor. Mesela atıyorum ev kirası 6.000, asgari ücrete zam geliyor. Ev durduğu yerde 5.000 lirayken 12.000 lira oluyor kira, anladın mı? Bunlar hep kendi aramızda oluyor abi, insanlar arasında. Değişen bir şey yok yani. Mesela ben L300 sattım buna kaç sene önce 10.000 liraya. Şu araba sattım L300. Şu an araba 250-300 milyar 400 milyardan başlıyor. Kötü L300 bak. Ben bunu 10.000 liraya sattım. Ne oluyor bu araba durduk yere abi? Ne oluyor bunu? Kendi aramızda yanlış anlama, ben bunu set süremiyorum. Tayyip Erdoğan çok güzel yönetiyor abi. Bundan başka gelecek adam yok. Varsa ben oyumu atacağım. HDP düzgünü HDP'yi atacağım. Ama düzgün adam gerçekten yok. Yok abi, var mı? Söyleyin. Aynen katılıyorum. Var mı? Var, varsa söyleyin, atalım abi. Kim var bundan başka adam? Yönetecek adam yok. Ben size söyleyeyim, kusura bakmayın. Bu adam gitsin ama bokunu arayacağız. Bokunu. Bunu. Evet, Tayyip Recep Tanrı bokunu arayacağız. Ben size söyleyeyim abi.
Yok kardeşim bak, bu bir gerçek. Allah korusun bir şey olsun adama, göreceğiniz abi ülkenin halini. Abi bak, bundan başka önecek adam abi, yok. Yok. Abi, kim abi söyle abi. Kim lan? Gel abi. Yok gel abi yok. Ben siyaset yapmıyorum baba. Var abi çıkarttım. Çıkar. Boş ver abi, gel. Burada ablamız var. Ha? Evet abi. Tayyip ne dedi? Üç çocuk dedi. Benim kız kardeşim var. Üç dedi çocuğu var. Evet. Her ya ay. 22 yaşında kızı var, hala da çocuk parası alıyor. Devlet bana 3 tane çocuk yap dedi. Ben 3 tane çocuk yaptım, çocuk parası alamıyorum. Nasıl olacak bu iş? 11,5 milyar, evet 11,5 milyar para alıyorum. Ben evim geçindiremiyorum. Evim kira değil. Evim kira değil, kendi evim. Geçinemiyorum abla. Aynen. Bak ben işten geliyorum şu anda. İnşaatta çalıştım. İnşaatta çalışıyorum. Bir sene, üç aydan beri inşaatta. Ne iş olursa onu yapıyorum. Kazma kürek, ne bileyim, mucur çekiyorum vesaire vesaire. Ne iş olursa o işi yapıyorum. Ama ben... Nasıl yani? Kötü görüyorum, durum kötü. Öyle mi dersin abi? Ne diyeyim başka? O ne der peki? Bilemem, ne derse. Ne demesini beklersin? İyi olmasını beklerim. İyi temenni etmesini beklerim. Ne diyeyim abi? Yapacak. Der değil mi? Der inşallah. Der. Mücadele edemiyoruz tabii ki yani. Ben şimdi Çanakkale'den gelip burada röportaj yapılması da ilginç oldu. Daha yeni bir indim yani. Yani bizden rastlantı olmuş. Size bir anı olacak. Yani yiyecek bir şey alacaksak diğerinden, kıyafetten vazgeçerek, bir şeylerden vazgeçerek tamamlamaya çalışıyoruz. Fedakarlık ederek. Aynen. Yani o şekilde. İnşallah düzelir diyelim. Ne diyelim başka? Değil mi? Pek umudum yok ama. Güzelim. O ne abi? Bilmiyorum ben. Bilmiyorsun. Bilmiyor. Ayakkabı güzel o zaman. İş yok, güç yok. Aylakçı geziyoruz. Oh, hayat güzelmiş sana. Öyle güzel ya. Evleneceğiz. İş yok, güç yok. Evlenecek mi? Var mı hatun? Var. Var. Bilmiyor. Var mı gönüllü bir şey? Yok. Hadi ya. Yok. Ne olacak peki böyle? Yok adaydık ama iş istiyoruz. İş istiyor. Evet. Bir iş bir de eş. Evet. İkisi birden olur mu? Olur. Eyvallah, sağ ol, teşekkür. Çok güzel başlıyor. Devamlı gece gündüz çalışıyoruz böyle. Gece gündüz çalışıyoruz. Başka türlü kalkamıyor ya. Efendim başka kalkış yok. Devamlı çalışıyoruz. Peki abi. Abi Cumhurbaşkanı çıksa gelse. Hey halkım, nasılsınız, iyi misiniz dese abi. Efendim çok iyiyiz deriz. Elhamdülillah. Cumhurbaşkanı başımızdan eksik olmasın efendim. Eyvallah abi. Zamlara devam. Aman zamlara devam. Efendim abi, zam indirirler. Ne söylersin, ne söylemesini beklersin. Efendim ekonomi indirsin, başka bir şey istemeyiz. Ne yapsın? Ekonomiyi düşürsün. Zamları indirsin. Zamları indirsin efendim. Evet. Zamları başka bir şey istemeyiz. Mazotu indirsin. Zamı indirsin. Enflasyonu indirsin, başka bir şey yok. Eyvallah. Zamlardan zamlar geçsin, başka bir şey istemiyorum. Diyorsun. Evet. Umudun var mı? Yok. Nasıl umudun yok ben? Olur mu? Pardon? Zam yok ki. Her şey çok mu güzel abi? Para değer kaybediyor. Eyvallah. Önceden bir tomar parayla gidip ev alıyordun, şimdi üç çuvalla alıyorsun. Para değer kaybediyor. Yoksa ne zam yok. Ne böyle baba? Vallahi bize bir şey olmayacak, olan bunlara olacak. Ya. Olan onlara olacak. Ya. Çanakkale'de o kadar insan şehit oldu, biz satıyoruz toprakları bedavaya. 3 kuruşa veriyoruz. Olan bunlar oluyor. Bize bir şey olmuyor. Biz aynen. Yedik içtik gidiyoruz. Ya. Hesabı bunlar ödeyecek. Aynen. Herkese kolay gelsin. İyi alışverişler. İyi alışverişler dedim. Teşekkürler. Nasılsınız? İyi misiniz? Bayanlar. Cumhurbaşkanı gelse pazara. Nasılsınız ey halkım dese ne yaparsınız? Çok pahalı deriz her şey. Efendim anlamadım. Her şey çok pahalı deriz. Nasıl halledelim? Halletsin işte. Ne yapsın? Yetkiyi millet verdiğine göre halletsin bir şekilde. Efendim? Siz ne dersiniz hanımefendi? Fiyatlar çok yüksek. Yüksek? Evet. Nasıl hallolacak peki bu işler? Bir şekilde çözüm bulunması gerek yani. Eyvallah, sağ olun. İyi pazarlar dedim. Vallahi abi edemiyoruz. Nasıl yani? Vallahi abi pazarı kovalıyoruz artık. Eskiden Esibaya Mesibaya gidiyorduk. Şimdi pazarda dolaşıyoruz öyle. Yapma ya. Para yok cepte. Günlük 50 lirayla geziyorum ben abi. Yetmiyor tabii abi ne ya. Ne olacak peki böyle abisi? Vallahi bilmiyorum. Ülkenin gidişatı çok kötü yani. Abi Cumhurbaşkanı çıksa gelse pazara.
nasılsınız ey halkım dese ne dersin abi? Vallahi yüzüne bakmam. He? Yüzüne bile bakmam. Neden abi? Bakmam abi. Sen ne diyorsun abisi? Adamsın. Ne diyeyim abi ben? Yani çok gereksiz fiyatlar şeyler. Evet. Yanlış bir yapılanma, yanlış bir yönetim var. Bunların farkındayız biz de. Yani benim karşıma gelecek geçecek diyeceğim şey bu böyle olmamalıydı. Çünkü aldığı şekilde böyle alınmadı bu ülke. Böyle devam etmemeli bence yani ben böyle düşünüyorum. Acaba yani halkın bu kadar sıkıntı çektiğinden haberdar mı? Bence kendisi sarayında memnun duymuyor olabilir yani halkı. Eyvallah. Görüşürüz abi. Mücadele şu yönden bakıyorum. Başımızdaki Tayyip olduğu sürece bu zamlar böyle devam eder. Ama zamları dolayısıyla dolar endeksliyorum. Dolar yükseldikçe bunun önüne geçilmedikçe zamlar devam edecektir. Bu da toplantıcılara yazıyor. Toplantıcılar dedi ki mal pahalandı neden? Dolar zam geldi. Ama yarın öbür gün dolar düştüğü zaman yine zamlar aynı yönden devam ediyor. Bugün tavuk da çok zorlu bir şekilde ilerliyor. Bugün üretim de çok kötü şekilde ilerliyor. Pamuk çiftliğine zam yaptılar. Toplansın diye bu sefer her şeye zam geldi. Aynen. Direktmen. Aynen. Bu sefer Türkiye'de üretim olmayınca yabancı eyvallah. Amerika'da üretim olunca buradan alışveriş olunca işler daha da zama sarıyor. Evet maalesef. Baba para çok o zaman sende. Para herkeste var ya. Türkiye'de pahalı. Baba hayat pahalı ve zamlarla nasıl mücadele ediyorsun? Vallahi herkes bir şekilde mücadele ediyor. Mücadele aynı. Baba herkese değil sana sordum ben. Ben şimdi sana ne diyeyim bilmiyorum ki. Vallahi elindeki torbaları görünce dedim bu abimin tuzu kuru galiba. Evet biraz kuru. Ben yurt dışından geliyorum. Oo, iyi belli abi. Hadi bakalım iyi pazarlar. Vallahi teşekkürler. Halimizde, kendi çapımızda pardon, evet, aldığımız ücretlerle idare etmeye çalışıyoruz. Eğer ülkemizin şartları böyleyse biz de idare edeceğiz. Başka şansımız yok yani. Çünkü bir tek bunu hükümet yapmıyor böyle zamları. Herkes kendi kendine bir takım nefsini kırmayarak zam yapıyor. Bugün onu yapıyor, bugün bunu yapıyor. Onun için biz kendimizi idare edeceğiz. Nasıl yapacağız abi? Onu? Nasıl yapacağız? Evet. Mesela atıyorum ben, zaruri olan şeyleri alacağız. Bir daha söyle. Zaruri olan ihtiyaçlarımızı alacağız. Yoksa diğerlerini almayacağız. Bugün böyle ama bir hafta ya da bir sene sonra eğer... Dar gelirli zaten öyle yapmıyor mu? Dar gelirli hakikaten sadece 7500 lira emekli aylığı alanlar sıkıntıda. Eğer evi yoksa tamamen sıkıntıda. Bunun için de herhalde hükümet galiba 2000 lira daha bir zam yapmayı Ekim'de düşünüyor. Yılbaşında bir 5000 lira daha yapmayı düşünüyor. Büyük bir ihtimalle 15 bin lira alacaklar onlar da kısa sürede. Yani hepimiz emekliyiz. Burada emekli olmayan ülkemizde insan yok. Herkes bir maaş alıyor, bir para alıyor. Ama idare etmeye çalışacağız. Eğer bu potansiyel böyle olmasaydı herhalde kimse zam yapmazdı. Bu işler böyle olmazdı yani. Zaten kaç senedir söylüyorum. Ben kamu görevlisiydim. İsraf diz boyu. Kamuda israf diz boyu. Mesela atıyorum Edremit ilçesinde, Burhaniye ilçesinde efendim kamuya ait sadece hastanelerde bir ambulans, ormanda bir yangın şeyi, ondan sonra hiç gerekmez. Kaymakamın altına bir araba en fazla 50 bin 100 bin liraya geçmeyecek şekilde yanına bir dolmuş kaymakamın. O dolmuşla bütün daire müdürleri gidecekler köylerde efendim incelemeler yapacaklar, bilgi alacaklar, bilgi verecekler tek arabayla. Eyvallah. Ne oldu? Bir sürü kamu kurumundaki arabalar kalktı ortadan. Bu bir tasarruf. Kesinlikle. Yani böyle yapmamız lazım. Ne olursa olsun bütün kamu kurumlarındaki Diyanet İşleri Başkanı almış 1 milyarlık araba. Ne işi var 1 milyonluk arabayla bunun? Diyanet İşleri Başkanı'nın 100 bin liralık araba yeter. Diyanetin bütçesi bitmiş zaten. Bitirmişler parayı. Hayır, Diyanetin parası nereye gitti? Diyanet para harcamıyor. Zaten yapılan camiler, şunlar, bunlar tamamen halkın desteğiyle yapılıyor.